Selam dostlar. Naber? Ben bir kitap okudum, size de anlatmaya geldim. En son, çeviri bir eser yerine, Türk edebiyatından bir şeyler okuyayım demiştim, ama biraz fazla Anadolu'nun bağrına gittim sanırım. Kemal Tahir'den, Devlet Ana isimli romanı okudum. Aslında hiç aklımda yoktu bu eser. Bir e-kitap platformunda, indirim var bunda diye mail geldi, ben de neden olmasın dedim. Ben korsan ürün kullanınca, hele bu korsan ürünün muhatabı, benim gibi gariban Türk oysa, vicdan yapıyorum. Ama artık yapmayacağım. Bu çağda dijital satmıyorsanız, sizin suçunuz babacım. Hiç kusura bakmayın. Sevmediğim, ilgi duymadığım, kötü kitapları, sırf vicdan yapıyorum diye okumayı reddediyorum. Korsansa korsan. Benim suçum değil artık aga. Benden çıktı. Devlet Ana'ya dönersek, kitap, Osmanlı'nın kuruluş döneminde geçen, tarihsel bir roman. Karakterler, Ertuğrul Bey, Osman Bey ve hatta Yunus Emre gibi tarihi isimler olsa da, hikaye bütünüyle kurgu. Diriliş Ertuğrul'un kitap hali gibi bir şey. O zamana dair çok az bilgimiz var zaten. Türklerde tarih yazımı zaten yok, at sırtında cenk peşinde geçiyor ömürleri, Bizans'ın tarihçisi de nereden bilsin de yazsın Ertuğrul'un uç beyliğinde ne oluyor ne bitiyor. Kemal Tahir'e soruyorlar, bu romanı hangi ilke doğrultusunda yazdınız diye, diyor ki, Batı'nın romanı masaldan, halk hikayesinden kaynaklanmış, benim de var masalım halk hikayem, o zaman ben de bu temeli oturturum romanı. Yani diyor ki, Batı'yı taklit etmenin alemi yok. Milli değerler de, romana konu edilebilir. Öyle de yapmış. Roman, Osmanlı'nın, aşiretten devlet haline gelişini anlatıyor. Bir uç beyliği olunca, ihtiraslar, entrikalar eksik olmuyor tabii. Ben maalesef kitabı bitiremedim. 2 hafta inatlaştım, yok. Akmadı bir türlü. Ama okuduğum yere kadar hikayeyi anlatayım, hem bir fikriniz olsun, hem ilginizi çekerse okursunuz falan dedim. Baştan uyarayım, gayri ciddi bir adamın, gayri ciddi yorumlarını dinleyeceksiniz. Muhtemelen unuttuğum, atladığım yerler olacak, sonra bu ne biçim inceleme demeyin. İnceleme değil çünkü. Ben bir kitap okudum, onu anlatıyorum. Evet efendim, hikayemiz İnegöl civarında bir handa başlıyor. Notus Gladius adlı bir şövalye, hancı kıza iş koyuyor. Hanı bir kız ile bir oğlan işletiyor. Bu piç Gladius, Notus piç demekmiş bu arada, hancı oğlanı hancı kızın oynaşı sanıyor. Çağırıyor odasına hancıyı, ne iş lan, manit misiniz siz diyor. Yok diyor hancı oğlan, bacım o benim, babam öleli beri beraber işletiyoruz hanı diyor. Şövalye rahatlıyor. Hancı oğlanın adı Mavro, bacısı da Lia. Bunların hanı, tam Ertuğrul'un uç beyliğinin sınırında. Notus Gladius da, kafirleri yağmalamaya gelmiş. Adam Hristiyan şövalyesi tabii, ona göre de bizimkiler kafir. Bu piç şövalye, Napoli kralının mı, dükünün mü, çükünün mü, bir şeyinin piçiymiş. O yüzden Notus adını takmış kendine. Notus, piç demekmiş. Piç Gladius yani. Piç de piç. Piç mi? Tabii piç. İşte bu piç şövalye, kendini soyludan sayıyor, kendisine her şeyi hak görüyor. Neymiş, soyluymuş. Kıçımın soylusu. Mavro diyor ki, sizde ilk gece hakkı diye bir şey varmış, soylu, köylünün düğün gecesinde gelini alıp pompiş pompiş diyorlar. Doğru mu o iş diyor. Şövalye de, tabii lan. Hakkıdır. Soylu dediğin tanrı tarafından yetkilendirilmiştir. Köylü kim köpek diyor. Bu arada benim okuduğum baskıda, tanrı kelimesi hep Allah ile değiştirilmiş. Ya da direkt yazar böyle yazmış. Yani bu cümle Allah tarafından yetkilendirilmiştir gibi bir şey. Abi siz geri zekalı mısınız? Tamam. Tanrı kelimesine alerjiniz var, illa Arapçasını söyleyeceksiniz de, Hristiyanlara Allah dedirtince de sevaba girdiğinizi mi zannediyorsunuz anlamadım ki. Zaten hikaye, dinlerin iç içe, çatışma halinde olduğu bir zamanda ve yerde geçiyor, herkes Allah diyor. Sübhanallah. Kim Hristiyan, kim Müslüman birbirine giriyor anasını satayım. Şu cümledeki oksimorona bak. Allah'ın oğlu diye değiştirmişler. Allah'ın oğlu mu olur ulan, bu bildiğin şirk. Kim ne amaçla böyle bir halde yayınladı bu kitabı bilmiyorum ama editoryal bir rezillik. Dönelim piç şövalyemize. Şövalye, Mavro'yu kafalamaya çalışıyor. Gel diyor, şövalye adayı yapayım seni, benim yardımcım ol. Bizim çocuğumuz ol diyor. Mavro da köylü garibim. Hevesleniyor. Vallahi mı diyorsun şövalyem diyor. Ama ablamı, hanı bırakamam ki ben diyor, reddediyor. Zaten bu piçin de niyeti iyi değil. Belki ablasına atlarım diye yanlıyor Mavro'ya. Kaos olsun bölgede istiyor. Kaos olsun ki kar etsin. Mavro diyor, yine bu kaoslu hali. Eskiden karılar bile korumasız gezerdi buralarda. Çünkü suçun cezası ağırdı diyor. Kimsenin suç işlemeye götü yemezdi. İşte bu be abi. Suçun cezası ağır olsun ki cesaret edilemesin. Mesela ırza geçme suçunda hafifletici hiçbir sebep düşünemiyorum ben. Sizin aklınıza geliyor mu? Tahrikmiş. Olma tahrik a**cık.
O çükünün sana sağladığı avantajlar varsa, sorumlulukların da var. Ne demiş Uncle Ben, büyük çüyük, büyük sorumluluk getirir. Ha bunun iftira tarafı da var. İftiranın cezası da suçla aynı olacak aga. Olacak ki korkulsun iftira atmaya. Ben iftira için de geçerli bir sebep göremiyorum babacım. Ah verecekler bana yönetimi ki, bir ceza kanunu yazarım, kazıklı voyvoda aman diler. Neyse biraz ileri sarıyorum, Uranha diye bir Türkopol yüzbaşısını bekliyormuş bu şövalye. O geliyor gecenin geç saatlerinde, yanında Benito diye bir keşişle. Bu arada Türkopol'ü ilk burada duydum ben. Haçlı seferleri zamanı, Hristiyanlara yardım falan eden, Hristiyan Türkolarmış. Anlamı da Türkoğlu imiş Türkopol'ün. Halbuki Türk Arapsız yapamaz. Neyse. Bu kekolar, Ertuğrul'un savaş atlarına göz dikmişler. Onları çalacaklar. Ertuğrul'un savaş atçıbaşısı da Demircan adında bir yiğitmiş. Hayır Demirtaş değil leblebi sakin ol. Demircan dedim. Ya yanımda leblebi kafalı bir cincüce var, Demirtaş, kavala falan deyince zıplamaya başlıyor. Doktorum leblebi kafalı cincüce gerçek değil, ilaçlarını al diyor ama, bence gerçek. Demircan da, Hancılya ablanın yavuklusu. Ama Demircan'ın anası, kız Hristiyan diye, razı gelmiyormuş evlenmelerine. Ama bunlar yine takılıyorlar. Onunla işte arada bir takılacaksın yani. Anladın mı? Takılacaksın yani. Takılıyorsun yani. Hani direkt arada takılacaksın yani. Gece planlar yapılıyor, ertesi gün operasyon var diyor yatıyorlar uyuyorlar. Sabah Pit Şövalye erken uyanıyor, misafirlikte erken uyanmış çocuk gibi ortalıkta dolanıyor sabahın bir körü. Bir bakıyor, Lia'nın kapı açık. Bir giriyor odaya, kabak gibi yatıyor hancı bacı. Çöküyor tepesine. Önce Lia kurtulmaya çalışıyor, bakıyor herif güçlü, gönlü varmış gibi yapıyor, adam bırakınca tak bıçağı çekiyor yastığın altında. Zehirli bıçak bu bak, çizersem ölürsün. Siktir çık odamdan diyor. Piç de kinleniyor ama mecbur gidiyor. Odasına dönüyor, Türkopol buna Moğol zırhları giydiriyor. Kendi de giyiyor. Hem Ertuğrul'un bölgesini yağmalayacaklar, hem Moğol yapmış gibi gösterecekler. Maksat ortalık karışsın. Çıkıyor bunlar yola. Benito bataklıkta yol gösteriyor bunlara. Keşiş Benito da ağır psikopat çıkıyor. Adamın derdi sırf kaos olsun. Tam bir kaotik evil karakter. Deli gibi bir şey. Bunlar Demircan'ın mekanına varınca Benito hadi bana eyvallah diyor gidiyor. Abi takılma diyeceksiniz de, şu cümleye takılmamak mümkün mü ya? Allah'ın emriyle kurulacak Hristiyan düzenine. Zeus'un emriyle kurulacak Büyük İsrail. Aynen, Buda'nın emriyle kurulacak İslam halifeliği. Neyse daha bokunu çıkarırdım da salıyorum. Keşiş gittikten sonra gözlüyorlar biraz Demircan'ın mekanını, bir bakıyorlar, hancı bacı içeride. Takılmaya gelmiş. Onunla işte arada bir takılacaksın yani. Anladın mı? Takılacaksın yani. Demircan da Lia iş üstünde. Uzaktan bir ok çakıyorlar Demircan'a sırttan iş üstünde, cünüp gidiyor Demircan'a gam. Bunlar basıyor mekanı Moğol kıyafetleriyle, Lia'ya tecavüz edip öldürüyorlar, atları da bulunmasın diye Lia'nın cesedini de alıp gidiyorlar. Sonra bu ecnebilerin hikayesini bırakıp Ertuğrul Gazi'nin beyliğine geçiyor hikaye. Zamanın öyle bir noktasındayız ki Ertuğrul, oğlu Osman ve torunu Orhan bir aradalar. Ertuğrul Gazi çok yaşlı, beyliğin işlerini fiilen Osman yönetiyor. Orhan ise genç bir delikanlı. Bu tarafın hikayesi Orhan ve kankitosu Kerim Çelebi ile başlıyor. Orhan zaten bey çocuğu, onu tarife ne hacet. Kerim Çelebi, molla olmak, alim olmak istediği için örseleniyor, aşağılanıyor, başta anası olmak üzere erkek görülmüyor. Ne acayip zamanlar değil mi? Okumak isteyen adam örseleniyor. Sade bizde değil, dünyanın her yerinde öyle o zamanlar. Sonra tüfek icat oldu, mertlik bozuldu diye ağlarsın. Allah ya! Allah Allah ya! Öyle mi olmuş kanka? Öyle mi olmuş? Sen bulaydın o tüfeği madem, alim olmak isteyen adamı aşağılayacağına. Neyse ya, edebi esere niye atarlanıyorsam. Bu Kerim Çelebi ile küçük Orhan Gazi, Kerim Çelebi'nin abisi Demircan'ı ziyaret etmek için gidiyorlar, bir bakıyorlar ki Demircan mort. Sırtından, siyah tüylü bir Moğol okuyla vurulmuş, donu da sıyrık. Kabak çiçeği gibi götü görünüyor. Olay yerini az inceliyorlar, çırpınma izi falan var, atları götürmüşler ve Demircan'ın götü çıplak. Oradaki köylülerle konuşuyorlar, kimse görmemiş mevzuyu. Demircan'ı yüklüyorlar arabaya, obaya götürüyorlar. Demircan ve Kerim Çelebi'nin anası Bacı Bey, basıyor yaygarayı. İntikam istiyor. Bu Bacı Bey de, beyliğin kadın kolları başkanı gibi bir şey. İktidar sahibi bir kadın yani. Koşuyor Bacı Bey davulların başına, toplanma davulu çalıyor. O zaman 4,5G yok tabii.
Davulla haberleşiyorlar. Ama Bacı Bey telaşla toplanma davulu yerine baskın var davulu çalıyor. Millet donunu toplamadan silahını kapıp koşuşuyor meydana. Neyse sonra baskın olmadığı anlaşılıyor, toplanmak üzere dağılınıyor. Kerim Çelebi eve bir geçiyor, evde anası Bacı Bey elinde kırbaç bekliyor. Demircan abisinin savaşçı kıyafetlerini çıkartmış, başlarım senin atom fiziğine de, alimliğine de diyor, bundan sonra Kerim Çelebi yok. Bundan sonra adın Kerimcan'dır. Yok mollalık falan diyor. Kerim Çelebi, yapma ana, Şeyh Edebali yanına alacak beni bak, büyük adam olacağım ben, oh ana diyor. Evet, oh diyor. Siz hiç Türkçe'de oh diye hitap duydunuz mu? Shakespeare oyunu mu lan bu? Oh Romeo Romeo. Neden Romeo'sun sen? Ben takılıyorum abi böyle şeylere. Dili böyle olmasın diye Türkçe bir şey okuyayım dedim ben. Böyle olacaksa çeviri okuyayım direkt. Neyse takıntılarımı bir kenara bırakıp devam ediyorum. Bacı Bey kırbaçlaya kırbaçlaya alimlikten vazgeçiriyor Kerimcan'ı. Toplanma saati geliyor, Ertuğrul Bey'i bekliyorlar ama Ertuğrul Bey piyasada yok. Meğer Ertuğrul Gazi, baskın var davulunu duyunca, nerede benim pusatım, atım nerede? Kalbim, dil altımı getirin hıkık derken, 90 yaşındaki kalbi, aga benim mesai biter deyip istifasını vermiş. Bizim intikam ertelendi. Ertesi gün, Demircan ile Ertuğrul'un cenazesi oluyor. Ertuğrul için de diyorlar ki, artık onun işi bir imamla, bir tanrıyladır. Ulan Hristiyan şövalye Allah diyor da bunlar niye tanrı diyor şimdi? Yunus Emre de bir karakter mesela kitapta, gezgin bir ozan, o da tanrı diyor. Şeyh Edebali var, o da tanrı diyor. Ulan o zaman şövalye neden Allah diyor. Kafayı yersin, takılıyorum babacım ben böyle şeylere. Takıntılı adamım maalesef. Buradan sonra, Osman'ın, Şeyh Edebali'nin kızı ile gönül macerası var. Obanın silahçıbaşısı kaplanın, Çin'den gelen ateş tozuyla, delikli demir bulma denemeleri macerası var. Moğollar geliyor. Lia'nın cesedini de onların toprağına atmış puşt şövalyeler, hesap sormaya geliyorlar, Osman'ın taraf da diyor ki, bizim adamın sırtından da sizin ok çıktı, onu nasıl yapalım? Habire bir entrikalar, bir şeyler. En son Eskişehir Uç Bey'i Alişar ve kadısı Hop Hop Kadı, mevzulara dahil oldu, onlar da Edebali'nin kızını kaçıracaklardı, içim şişti, tam kitabın yarısında bıraktım. Okuduğum yere kadar bundan ibaretti hikaye dostlar. Artık ilginizi çektiyse siz okursunuz. Ben okuyamadım. Okuyun. Benim gibi eşek olmayın. Kitaba puanım 10 üzerinden, daha fazla dayanamadım. Umarım keyif almışsınızdır anlatımımdan. Dediğim gibi, gayri ciddi bir adamdan, gayri ciddi bir özet dinlediniz. Ciddisini arayan, Dergi Park'ta açık kaynak bir inceleme makalesi bulabilir. Ben yine bir kitap okuyunca size anlatmaya geleceğim canlar. O zamana dek, kendinize iyi davranın, bol su için, lifli beslenin. Basur olursunuz alimallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Hawking kaçar. Öptüm bay.